Merhaba sevgili izleyiciler. Temmuz ayının son programıyla sizlerle birlikteyiz. Bugün haberlerimiz ve konularımız da gayet yoğun. Haftaya üzücü bir olayla başladık biliyorsunuz. Komşu Yunanistan hem bir yangın hem de bir sel felaketi geçirdi arkasından. Buradan komşumuza acil yaralarının hem iyileşmesi hem de bir an evvel toparlanmaları için bütün iyi dileklerimizi gönderiyoruz. İkinci haberimiz ise geçen hafta bahsetmiştik. Yankı Erel, Türk tenisinde bir genç, ilk kez bir altın madalya dünya şampiyonu olmuştu. Bugün yine okçulukta Mete Gazoz 19 yaşında Berlin'de düzenlenen yarışmada altın madalya kazandı ve 2020 olimpiyatlarında, Tokyo olimpiyatlarında da altın sözü verdi. Buradan bütün gençleri desteklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. Tabii gündemi yine ayın sonu olması dolayısıyla kanlı ay diye bir şeyimiz var. Bugün 21. yüzyılın en uzun tutulmasını yaşayacağız. 1 saat 43 dakika gece saat 8'de başlıyor. 2'ye kadar sürecek bu tutulma. Dünyamızda doğal olaylar böyle arka arkaya geliyor. Bu güzel bir olay diye düşünüyoruz. Görsel zevkini kaçırmayın diyoruz. Efendim, diğer olayımız ve günün olayı Turkey Home kapsamında Turizm Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu farklı destinasyon reklamlarında Ünye Et Forum'da Mayıs ayında kategoriler içinde dünya üçüncüsü oldu. Bununla ilgili de bir film, gerçek bir tanıtım ve reklam filmi çekildi. Bunun hikayesinden başlayacağız. Efendim, önce konuklarımı tanıtayım. Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, efendim ayağınızın tozuyla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Böyle bize bir Karadeniz havası estirdiniz. Güzel oldu, ferahladık. Yeniden İstanbul Ajans Başkanı Selim Tuncer, hoş geldiniz. Ve yine aynı ajanstan kreatif direktör Lilifer Gülata, siz de hoş geldiniz. Şimdi ben gezerim, üniversitelere giderim falan ama Ordu'ya çok geldim. Fakat Ünye'ye ilk kez geçen hafta sizin festival kapsamında geldiğimizde inanın ağzım açık kaldı diyebilirim. Teşekkür ederiz. Ve çok önemli bir yer. Çok tarihi hem de gastronomisi ve doğal güzellikleriyle de keyifli bir yer. Mavi ile yeşilin en güzel buluştuğu nokta. İsterseniz ben fazla reklam yapmadan size bırakayım. Evet. Bu reklam kapsamı nasıl çıktı ve bunu nasıl böyle bir profesyonel ajansla birçok, hatta büyük şehrin bile başaramadığı işi başardınız. Onun hikayesini birebir sizden dinleyelim. Evet, reklam çağımızın tanıtım enstrümanları içerisinde belki de en önemli olanlarından bir tanesi. Bu fikir yeni bir fikir de değil. 2015 senesinde belediye başkanımızla birlikte yaptığımız bir toplantıda belediye başkanımızın önümüze koyduğu bir projeydi bu. Peki bunu niye o zaman yapmadık? 2015 yılında planladığımız bir şeyi 2018 yılına kadar niye bekledik? Çünkü biz turizm açısından baktığımızda Ünye'yi şöyle değerlendirebiliriz o dönem için. Ünye yarı mamul bir kentti bu manada. Önce bunun mamul hale getirilmesi ve Ünye'de ağırlayacağımız konuklarımıza, misafirlerimize farklı alternatifleri sunabileceğimiz bir potansiyele ulaştırmamız gerekiyordu. Bunun için de o gün itibariyle bütün planımızı, programımızı yaptık. İşte Ünye'nin kültür varlıklarının yeniden restorasyonu, yeme içme konaklama tesislerinin elden geçirilmesi ve düzenlenmesi noktasında bir yol haritası çizdik. Adım adım belediye başkanımızın önderliğinde bunları işledik, hayata geçirdik. Ve bu yılın Mayıs ayı itibariyle de reklam filmimizle birlikte sizin de malumunuz olduğu üzere böyle bir atak gerçekleştirmiş oldu. Ama tabii burada bir güzellik var. Hani önce yerin altyapısını yapmanız çok önemli. Çünkü hani bizim reklam dilinde bir laf vardır. Hani ürün rafa girmeden reklamı olmaz. Yani siz de önce dediğiniz gibi oradaki bir takım kültür varlıkları olsun, işte ulaşım olsun, lojistik açıdan bir takım şeyleri yaptıktan sonra böyle bir filme karar verdiniz. Tabii Ünye belli bir potansiyeli olan bir ilçe her şeyden önce. Bütün Türkiye'de bir Ünye algısı vardı aslında. Yani Karadeniz'in incisi anlamında tabii, bir tabii. Şöhreti olan bir
ilçeydi, bir yerleşim merkeziydi ve köklü bir tarihi olan Osmanlı döneminde Trabzon ve Canik, yani Samsun vilayetiyle birlikte üç sancaktan biri olan, çok köklü tarihi olan bir ilçe. Bu manada oldukça da 140 kadar kültür varlığına sahip, tescilli kültür varlığına sahip bir ilçe. UNESCO ile falan da çalışmalarınız var diye biliyorum. Tabii bu bilhassa 1978-84 arasındaki o 6 yıllık dönemde hor kullanmışız ne yazık ki. Yani tarihi de yok etmişiz. Ama hala etrafımızdaki diğer illerle, ilçelerle kıyasladığımızda yeniden canlandırılabilir bir potansiyel olduğu ve bunun bütün Türkiye'yle de paylaşmaya değer olduğu olgusuyla birlikte turizm pastasından, ki bugün cari açığımızı düşündüğümüzde bunun kapatılması noktasında en önemli ekonomik enstrümanlardan biri de, tabii, takdir edersiniz ki turizm. Evet, biz ünye olarak bundan payımızı almalıydık. Bu noktada bir çalışmaydı. Az önce de ifade ettiğim gibi tanıtıma ilişkin, bir yerleşim merkezinin tanıtımına ilişkin en önemli enstrüman televizyon reklamları. Tabii ki. Bu projeyle alakalı tabii bizi oldukça gururlandıran bir başka olgu, bir yerleşim merkezi baz alındığında bu çekilmiş ilk reklam filmi, yayınlanmış ilk reklam, evet, filmi. Ve bunu projelendiren belediye başkanımız Sayın Ahmet Çamer'e de ben burada öncelikle teşekkür ediyorum. Bu aşamalar geçtikten sonra biz bir reklam ajansıyla görüşelim, bu işin profesyonellerinden bilgi alalım noktasında bir arayışa başladık. Ve o noktada da Genli Ajans'la buluşmuş olduk. Yani ne tesadüf. Bir tevafuktur ki Selim Bey de, Selim Tüncer Bey de bizim üyeli hemşerimiz, bizim medarektarımız, büyük gururumuz. Büyük bir şans olmuş yani. Büyük bir şans oldu tabii bizim için. Ve ortaya güzel bir ürün çıktı. Biz de ünyemizi, saklı cennetimizi, gizli hazinemizi dünyaya, bütün Türkiye'yle, dünyayla paylaşmış olma fırsatını yakaladık böyle. Selim Bey, bu büyük bir keyif olsa gerek diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Üstadım, valla hem reklam veren hem reklamcı oldum ben bu süreçte. Yalnız şöyle bir yanlış algılama olmasın. Mesela biz Erhan Başkan'la tanışmayız daha önceden. Hı hı. Yani bir araştırma yaptıklarında biz de Kültür Turizm Bakanlığı'na ve Türk Hava Yolları'na yaptığımız çalışmaları gördüklerinde ilgi alanlarına giriyoruz ve hemşeri olduğumuz sonra ortaya çıkıyor, yani onu da belirtelim. İlginç bir deneyim oldu. Şöyle söyleyeyim, yani hem reklam veren koltuğunda hem de reklamcı koltuğunda oturmak gerçekten şehir reklamları üretme konusundaki pratiğimizde farklı bir boyut geliştirdi doğrusunu isterseniz. Bu iyi de bir örnek oldu. Çünkü çalışmanın hani kreatif yönü, senaryosu, şimdi Nilüfer'le oraya da gireceğiz. O da yani kendini gösteriyor diye düşünüyorum ben. Tabii şehri çok iyi tanıyor olmak herhalde önemli bir şey. Bu bakımdan başka şehirlerde de brief'i çok sağlam almak, işte yani detaylarına inmek, kritik hatta noktalar önemli oldu. Evet, evet. Şehri çok iyi bilen kanaat önderleriyle bir süre düşüp kalkmak önemli olacaktır diye düşünüyorum başka projeler için. Peki Nilüfer, böyle bir proje geldiğinde nasıl bir heyecan, nasıl bir mottoyla hareket ettiniz diyeyim? Zaten son yıllarda Türk Hava Yolları Kültür ve Turizm Bakanlığı'yla bazı projelerimiz oldu. Bu projelerle kayda değer bir turizm iletişimi deneyimine sahip olduk. Dolayısıyla nasıl yaklaşacağımızı biliyorduk. Ajans başkanımızın üyeli olması bir başka meydan okumaydı tabii bizim için. Ama hiçbir ona zaman beğendirmek de zordur şimdi. Evet, hani ama hiçbir zaman bu bir müşkül pesentlik anlamında ortaya değil çıkmadı. Diyorsun. Yani aslında ilham vericiydi. Mesela işte bakıcılar arastasıyla ilgili bir sorumuz oluyor. Normalde reklam verene ulaşmak gerekir, yanıt beklersiniz. Bizim elimizin halbuki altındaydı. Halbuki yanı başında diyorsun. Ve orayı anlatmakla kalmayıp hikayeler, anılar anlatıyordu. Yani çok ilham verici bir süreçti aslında. Nasıl yaklaştık derken, şimdi Kültür ve Turizm Bakanlığı ile çalışırken bakanlığın çok değerli bir hedefi var. Son Turizm Şurası'nda da dillendirdikleri. Hı hı. Türkiye'de turizmi dört mevsime yaymak. Evet.
Dört mevsime yaymak ne demek? Aslında ağırlıklı olarak deniz, kum, güneş üçlüsüne hapsolan turizmi, doğa turizmi, gastronomi, kültür turizmi, tarih turizmi gibi alanlara genişletmek. Ki bunun içinde malzeme çok geniş elimizde var zaten. Evet ve Ünye bu anlamda muazzam bir yer. Gerçekten bu temaların hepsini içeriyor. Hepsinde vaat edeceği bir şeyler var. Kendi mutfağına sahip. Upuzun bir sahil şeridi. Doğa turizmi için, doğa meraklıları, ekstrem spor severler için müthiş olanaklar var. Çok fazla malzeme vardı ama diğer taraftan söyleyecek çok şeyleri vardı. Şimdi reklamda iki durum zorludur. Bir, söyleyecek pek bir şeyin olmaması. Sizin üretmeniz gerekir o olguyu. Bir de söyleyecek çok şey olduğunda son yıllarda işte çok fazla kolaj filmlere kayışlar var bu yüzden. Hı-hı. Aynı anda çok şey söylemek için. Fikir boşluğu oluşabiliyor. Bu tuzaklara düşmemek istedik. Peki nasıl söyleyebiliriz biz bunca şeyi diye düşündüğümüzde bir gezi blogger'ının hikayesinden yola çıktık. Reklam fikrini o teşkil Hı-hı. etti. Ve o blogger'ın deneyimleri ve bloğuna yazdığı şeyler aslında bizim filmin bir yerde senaryosunda oluştu. Evet. Gezi blogger'ı şu anlamda da çok güzel örtüştü. Çünkü gezi blogger'ları herkesin gittiği yoğun olarak keşfedilmiş mekanlara gitmezler. Onlar daha az keşfedilmiş. Daha farklı noktalar. Eşsiz özellikleri olan yerleri keşfederler ve o özgün bir içerik olur. Bu anlamda da Ünye ile örtüştü. Ve böyle özgün bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Filmin senaryosunda anladığım kadarıyla birkaç konu var. Yani o filmlerin yapılarında da var. İşte gastronomi, kültür, evet. tarih gibi. Onları ana nasıl bir filmde bu temalar Hı-hı. iç içe geçti. Aslında evet. bu gezi blogger'ı bir annenin ailesiyle Ünye'ye yaptığı 3 günlük seyahatin hikayesi. Ama biz farklı kurgularla bir gastronomi filmi, bir doğa filmi, bir deniz filmi, bir tarih filmi çıkarabildik içinden. O şekilde aslında genişledi kampanya. Peki çekimler aşağı yukarı ne kadar bir zaman aldı? 1,5 ay kadar bir ön çalışma oldu. 10 günlük keşif oldu teknik ekiplerle birlikte. Ardından bir haftalık çekim yapıldı. Ama hava koşulları her zaman çok mükemmel değildi. Yine de o çekimler fena olmamasına rağmen ekip de Ünye'yi çok sevdiğinden olacak ki havalar düzeldiğinde bir kor ekip kurulup tekrar çekildi. Ekip Ünye'yi senesi patron kızar zaten. şimdi filmin bir uzun versiyonu var. O arkanızda dönüyor ama bir de kısa var. Türkçe ve İngilizce yapılmış. İsterseniz evet. bir kısayı izleyelim. Onun üstüne tekrardan konuşmaya devam edelim. Heyecanlıyım. Hep merak ettiğim ama bir türlü gidemediğim yere yolculuğumuz. Yeşille mavinin buluştuğu yere. Kuzeyin kalbi, Ünye'ye. Bizi karşılayan mis gibi mısır ekmeği. Kokusuyla kahvaltıyı unutulmaz kılan minik dağ çilekleri. Mavinin her tonunun başka dizi olduğu şiir gibi bir yolculuk bu. Zamanın öylece durduğu. Sadece doğanın konuştuğu. O mavilerle buluşan yeşilin zirvesinde derin bir nefes almak. Bir Ünye sofrasında hiç bilmediğimiz lezzetlerle büyülenmek. En az insanları kadar cömert bir doğa. En az doğası kadar canlı bir tarih. Etkileyici ve kucaklayıcı bir kültürel miras. Doğanın azmi ve zenginliğiyle her köşede yeniden karşılaşmak. Ülkenin en gizemli kalesinde puslu geçmişi düşlemek. Dünü ve bugünüyle kalıcı bir Ünye imgesi oluşuyor zihnimizde. Fındık
kadar mutluluk bir kalbi doldurmaya yetiyor. Yaşama dair ne varsa tazeleniyor. Mavi ve yeşile gelmiştik. Bin bir tonuna şahit olduk. Mavinin ötesinde ise ruhumuzun özlem duyduğu nice renkler bulduk. Ünye, yeşilin gölgesine, mavinin ötesine. Evet, ya şimdi bu filme bakınca hakikaten hem sezon olarak bakıyorum, hem de bizde böyle hani klişeleşmiş tatil belde noktaları vardır ya. Ya insan yani hakikaten niye bu kadar geç kalındığına üzülüyor. Yani bu kadar güzel altyapısı, bu kadar güzel doğal güzellikleri olan böyle destinasyon, farklı destinasyon noktalarımızın ortaya çıkması yani hem iç turizm hem dış turizm açısından büyük bir değer. Bu film yapıldıktan sonra Kültür Bakanı'nın da katılımıyla bir lansmanı olmuştu. Evet. Peki Ünye halkı bu filmi izledikten sonra nasıl bir tepki aldınız? Yani sırf Ünye değil tabii, genelde nasıl bir tepkiyle karşılaştınız? Tabii Ender Bey, şimdi kaliteli hayaller kurarsanız ve bu hayalleri kurarken planladıklarınız yolunda gittiğinde geri dönüşleri de hayallerinizle bir mutabakat sağlıyorsa bu çok keyifli oluyor. İşte tam da bu noktada biz bugünkü geri dönüşleri 2015 senesinde bu projeyi geliştirirken belediye başkanımız Sayın Ahmet Hayal etmiştik. Onun için zaman zaman başkanımızla göz göze gelip tebessüm ediyoruz. Çünkü ama ne kadar güzel bir şey insanın hayallerinin gerçekleşmesi, evet, bir yerde. Evet, yani aşama aşama o gün ne hayal ettiysek bugün hepsi realize olmuş oldu. Şöyle ki bu proje ne getirecekti? Öncelikle şunu ifade edelim. Ünyeliler Ünye aidiyeti konusunda bir başka yere çok fazla benzemezler. Gerçekten memleketlerini severler. Ünye'de ağaçlar herkesindir. Yollar, kaldırımlar, binalar herkesindir. Ünye'de kırılan bir çöp bütün insanların ortak malıdır. Herkesin canını yakar, incitir. Bu bağlamda 126 bin nüfusu olan bir ilçeyiz biz ama hemen herkes birbirini tanır, birbirinin özelliğini bilir. Birbiriyle çok girift ilişkileri vardır. Bu manada biz öyle bir paydada buluşturmalıydık ki insanları, bu herkesin ortak değeri olmalıydı. Evet, belediyenin öncülüğünde, belediyenin himayesinde oldu ama biz bu işi kurgularken de bir tanıtım derneği kurduk her şeyden önce. ÜNTAT isminde, Ünye Tanıtım Derneği. Ve bu derneğin 7 kurucu üyesinden 4 tanesi tüzel kişilikler. Ünye Belediyesi başta olmak üzere Ünye Ticaret Borsası, Sanayi Ticaret Odası ve Ziraat Odası'nın da içinde olduğu. Biz bunu peki niye böyle planladık? Bütün Ünye'nin içinde olduğu, bütün Ünye'yi temsil eden bir yapı halinde olsun ve herkes bunu sahiplensin ki evet, orada farklı ideolojiler, farklı görüşler, farklı yaşantılar hepsi içinde olsun. Bunu planlamıştık. Evet, geri dönüşleri manasında da böyle anlamlı şeyler oldu. Biz belediye başkanımızla çok özel anekdotlara varana kadar bunları hayal etmiştik. Hepsi realize oldu. Yani biz onlara demiştik ki yıllardır görüşmediğiniz arkadaşlarınız sizleri arayacak. İşte ya televizyonda Ünye'yi gördük diyecek. Hepimizin gönlü bu noktada sıcacık olacak. Bir memleket bilinci gerçekleşecek. Çünkü Ünye gerçekten özel bir yer, çok bakir bir yer. Bizim çok eşsiz kumsallarımız var. 27 kilometrelik bir sahil bandımız var ki bunun Karadeniz özelindeki farklılığı da şu. Karadeniz sahil yolu geçerken şehirlerin denizle olan bağını bir noktada kopardı. Koparmıştı. Arada yollar geçti. Ünye bu noktada 27 kilometrelik sahil bandıyla denizden tek kopmamış. Yeşille mavi Ünye'de birbirine çok giriftir. Koylar, falezler onu zaten bahsetmişsiniz. Birbirinin içine girmiştir ki filmde de bunları yansıttı reklam ajansımız. Selim Bey'e tekrar teşekkür edelim burada Nilüfer Hanım'a. Bu bağlamda baktığımız zaman Ünye farklı bir yerdi. Kültürü, tarihi, turizmi, evet az önce bahsettikleri gibi gastronomisi bu bağlamda güzel bir yerdi. Biz bütün geri dönüşleri istediğimiz gibi aldık. Burada bir anekdot anlatabiliriz. Belediye başkanımızı bir banka müdürü arkadaşımızın ziyareti esnasında anlattığı bir anekdot. Bankada müşteriyle müdür bey bir konuyu görüşürken televizyon açık ve orada Ünye reklamları dönüyor.
okul çağında 6-7 yaşlarında bir çocuk babasının ceketinden çekiştirerek diyor ki baba ne kadar güzel, bizi buraya tatile götür. Biz bunlara varana kadar yani bunun tabii özel noktası şu. Ünyeliler de farkında şeylerin olduğu. Evet. Yani insan bir süre sonra kanıksıyor. Yani ünyeliler bu kadar güzel miydi dünya demek durumunda kaldılar. Evet, dünya o kadar güzeldi. Biz bunu bütün Türkiye'yle, bütün dünyayla paylaşmak istedik işin aslında. Bu manada oldukça keyifliyiz. Vallahi gayet lezzetli bir iş çıktı ortaya. Olmuş. Lezzetli deyince Ünye'den aklımda kalan 3 tane şey var. Gül Hanım'ın böreği, Öznur Hanım'ın bitkileri, Yiğit'in çilekli dondurması aklımda. Evet. Benim filmde bir de dikkatimi çeken, tabii bizim reklamlarda etkili olan jingle dediğimiz hani filmin müziğidir. Burada müzik de çok böyle insana dokunuyor gibi geldi. Biraz filmin müzik yapımından bahsedebilir miyiz? Özgün bir film ortaya koymak isterken müziğe biraz daha farklı yaklaştık. Kalıcı bir şey ortaya koymak istedik. Yani reklamın müziği olarak yaklaşmadık ona. Bir Ünye senfonisi bestelendi aslında. Sayın Yücel Erzen zaten bir kültürü vardı Ünye'ye dair. Hissederek aslında bir Ünye senfonisi ortaya koydu. Çok da güzel örtüştü Ünye'nin ruhunda. Yani müthiş, böyle sanki hani bu film böyle yıllardır varmış gibi falan insanda bu bir etki yaratıyor. Şu an Ünye senfonisi birçok Ünye'linin telefonunda zil sesi. Çok güzel, o da çok önemli bir şey. Bu da halkın ne kadar benimsediğini gösteriyor aslında. Çok güzel bir şey bizim için. Peki Selim Bey, böyle bir güzel bir film çıktı hakikaten Türkiye turizmine ve böyle farklı destinasyonlar için de iyi bir örnek oldu. Bu konuda neler yapılmalı bir iletişimci olarak baktığımız zaman, yani Türkiye'nin tanıtımı klasik bildiğimiz hani işte belli noktaların, işte deniz, kum, güneşin dışında da olmasına güzel bir örnek. Bunda nasıl bir atak yapılmalı sizce? Yani bunda hem Turizm Şurası'na da bir belki fikir sağlayabilir. Şimdi üstadım, dilimiz alışmış da her şeyden önce bu Türkiye tanıtımı terminolojisinden her sene bir konudur bu, bilirim lazım. Yani sektöre girdiğimden beri bir Türkiye tanıtımı vardır yani. Son yıllarda bu konkur yapılmıyor artık, yani birkaç yıldır Kültür ve Turizm Bakanlığı bundan vazgeçti de. Şimdi ben başkanın bıraktığı yerden devam edeyim. Ünyeli'nin, son 3 dakikamız, ona göre planlarsak. Ünyeli'nin zihninde Ünye yeniden inşa edilmiş oldu. Bakın, bunu ancak reklam filmleri yapabilir. Tanıtım filmleri bunu yapamaz. Şimdi ilk de dedi Sayın Başkan, birçok belediye, birçok şehir ya bizim de tanıtım filmimiz var, nasıl ilk oluyor diye sorabilir. Reklam filmi olarak ilktir bu. Tanıtım filmi herkes yapıyor yani. Dronlar çıktı, dertlik bozuldu yani. sonuçta. Bu inşa eden işler yapıyor olmamız lazım. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı'na da aynı şeyi yaptık. Benim söylediğim bir şey vardır. Biz bir kültürel servetin üzerinde oturuyoruz. Hem Türkiye olarak hem bütün şehirler olarak. Ünye de bir kültürel servetin üstüne oturuyordu. Ama biz maalesef bu kültürel serveti bir kültürel sermayeye dönüştüremiyoruz. Şehirler olarak da öyle, Türkiye olarak da maalesef yeterli değil. Çünkü bir ülkeyi farklılaştıran ve özgün hale getiren temel olarak kültürdür. Tabii. Yani yeni bir farklılaşma efektine de ihtiyaç yoktur. Yani sonuçta sizin kültürünüz başka kültürlerden farklı bir kültürdür. Ve bunu iyi işlediğinizde, gerçekten sermayeye dönüştürdüğünüzde yeniden hem şehirlinin Ünye'de olduğu gibi zihninde kendi şehrinizi yeniden inşa edersiniz. Hem başka zihinlerde bir Türkiye, bir Ünye veya hangi şehrimizi sayarsan say, sonuç itibariyle onu inşa edersiniz. Şey budur. Şimdi çok kısa bir örnek vereyim. Zamanımız ne kadar var? Bir dakika gibi düşünürsek, tamam, son sözü başkanla kapatacağım. Tamam.
Şimdi yine verdiğim örneklerden biridir. Sadece sembolik anlamda bir kullanıyorum. Bu metaforik anlamda kullanıyorum. Şimdi bakın biz İtalya ve İspanya'ya, sen de biliyorsun, zeytin ihracatı yapıyoruz. Her ikisi de zeytin üreticisi. Pardon, zeytinyağı ihracatı yapıyoruz. Her ikisi de zeytin üreticisi. Evet. Galonlarla gidiyor. Bir İtalyan şişesinin içine bizim zeytinyağımız giriyor. Ama o şişenin içinde kocaman bir kültür var. Yani artık bir İtalyan imgesi var tümüyle işte. O zeytinyağı onun içine giriyor. Onunla mix oluyor. Ve ondan sonra da bakın başka ülkelere satılıyor. Bu noktada o zeytinyağının Tunus'tan mı, Fas'tan mı, Cezayir'den mi ya da Türkiye'den mi satın alıp alınmadığı hiç önemli farkı, değil. Hiç önemli olmuyor. Aslında bu bir değer yaratma işidir. Sırf zeytinyağı değil bu. Birçok ürünümüz bu şekilde onun bize geri dönüyor. Onun için örnek dedim. Ürünlerden de öte. Yani turizm de aynı zamanda aslında bir değer yaratma faaliyetidir. Bu değeri yaratacaksınız ki satasınız. Yani turizm satış kampanyalarıyla bunu birbirinden ayırmak gerekiyor. Evet başkanım, bu güzel sohbetin sonuna geldik. Ama ben eminim ki bu filmin ruhunda sizin şairsel yapınız da var. Çünkü Kayıp Ece diye de çok güzel bir şiir kitabınız var. Bana vermiştiniz, okudum. Hakikaten içinde Ünye'yi de şiirleştirmişsiniz. Bunlar yansımız her yere, onu görüyoruz yani. Buradan son mesajlarınızla programı kapatalım. Ne dersiniz? Burada... Yazdırana bak demek lazım. Evet, Ünye şiiri yazılabilecek kadar güzel bir şehir. Evet. Biz bu şehri bütün Türkiye'yle, bütün dünyayla paylaşmak arzusuyla bu işin içerisine girdik ki az önce programın başında da sizin ifade ettiğiniz gibi Adform sitesi ki günde 15 milyon insanın izlediği bir yer, takip ettiği bir yer. Site. Burada yayınlanmış 180 bin reklam filmi arasında ilk üçe giren Milano ve Las Vegas'ın ardından üçüncü olan bir reklam filmi. Ben buradan bütün izleyicilerimize Ünye'ye geldiklerinde reklam filminde gördüklerinin tamamını göreceklerini söylüyorum. Vaat ediyorum. Onları yeşilin gölgesine, mavinin ötesine davet ediyorum. Keşfetmeye, hissetmeye, sevmeye davet ediyorum. Ünyeliler misafir ağırlamak konusunda da oldukça keyifli bir yer olduğunu onlara göstereceklerdir. Bu bağlamda ben sizlere de bu imkanı bize verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Efendim elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz. Böylece bir yerel... Ben bir Ünye'ye el sallama sözü verdim. Lütfen. Bunu yapayım. Teşekkürler. Evet, sevgili izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.